Herkese selam, ben Mert arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir Minecraft videosuyla daha karşınızdayım gençler. Bugün ne yapacağız? Minecraft'ta yine bizim serilerimizden olan Minecraft farmını yapmaya devam edeceğiz. Bugünkü farmımız XP farmı. Şurada altta şey var işte. Neydi onun adı ya? Mob spawner var. Buradan bunlar spawn olacaklar arkadaşlar. Siz de buradan bunlar düşecek gelecekler. 20 blok yükseklikten gelecekler. Bir vuruşluk canları olacak. Öldüreceksiniz. Hem XP'lerini hem de malzemelerini. Malzemelerini ister burada biriktirin. İsterseniz atıyorum bir sandık odanız falan varsa oraya gitmesini istiyorsanız böyle bir sistem kurmalısınız. Onu da göstereceğim gençler. Atıyorum öldürdünüz. Sandığı buraya da kurabilirsiniz zaten. Huni'nin altına hemen sandık koyun. Olur gençler. Eğer ki diyorsanız yok ben başka evimin direkt evime gitsin burada kastığım malzemeler diyorsanız atıyorum buradan öldüreceksiniz. Malzemeler evinize gidecek. O zaman böyle bir şey yapacaksınız. Onu da göstereceğim şimdi zaten. Şimdi isterseniz bunun yapımına geçelim arkadaşlar. Şimdi ben hazırlayayım geleyim. Evet gençler böyle bir şey yaptım. Şunu hemen sileyim. Bir dakika. F3 değil miydi? Ne yapıldı? Tam hatırlamıyorum. Neyse gençler. Tam olarak böyle bir şey buluyorsunuz. Hani madenlerde, mağaralarda mob spawner bulduğumuzda hani böyle 2-2 ve 3-3 bir şeyler buluyoruz. Şunu önem göstermemiz lazım. Bunun 1-2. Her yerden 2 blok olması lazım. Yukarıdan 4 yüksek blokluk. 1-2-3 4 olması lazım. Ondan sonra bu zombi şu anda bendeki. Bunu zombi veya iskelet de olabilir. Hiç fark etmez gençler. Zombi de olabilir, iskelet de olabilir. İkisini de kullanabilirsiniz. Ama şeyde nasıl oluyor? Örümcekte bilmiyorum. Mağara örümceklerinde de nasıl oluyor onu da bilmiyorum. Sonra gençler bunu alttan böyle 2 blok kazıyoruz. Bu şekilde. 2 blok kazıyoruz. Hemen şöyle kazayım. Kazalım hızlıca. Evet gençler. Tamamdır. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ise gençler bunun etrafını böyle kazacağız. Bu şekilde. Bunun etrafını kazacağız. Yalnız bu kırılanları şey yapmayın. Tamam. Sadece bunları kazsanız yeter abi. Şuraları kazın yeter. Ha bu arada buraları da kazın gençler. Bunlar da kalmasın böyle. En son bittiğinde tam ölçüsünü vereceğim size. Buraları bu şekilde kazıyoruz. Son olarak bir şurası kaldı gençler. Bir de arkadaşlar kanala bu aralar fazla video atamıyorum. Sebebini söyleyeceğim birazdan. Şunu bir halledeyim. Gençler neden kanala video atamıyorum? Bizim bu araya buralara internet altyapısı geliyor. Türk Telekom'dayım bu arada internette. Gençler internet altyapısı geliyor işte. Video yüklerken yüklüyorum video. Aslında var. Daha önceden çektiğim videolar da var. İnşallah bunu yayınlayabilirim. Yayınlayacağım arkadaşlar videoyu çekiyorum ama işte internet altyapısı 2'de bir internet kesiliyor videoyu bir türlü yükleyemiyorum o yüzden tam video yükleniyor ortasındayken kesiliyor internet o yüzden gençler şimdi bunun üstünde de spawn olmaması için bir tane üstüne blok koyacağız gençler ondan sonra kova su lazım bize bir kova su buradan gerisini doldurun arkadaşlar ortasını bu şekilde ondan sonra böyle kazıyoruz. 2 blok böyle kazacağız tam. Böyle bitimine kadar 2 blok kazacağız. Çünkü arkadaşlar zombiler düştüğünde böyle gelecekler. Bunun içine düşecekler. Buradan da 2 blok aşağı iniyoruz. Bu şekilde 2 blok aşağı iniyoruz. Bu bize yeter. Tamamdır. Şimdi buradan da aynı şekilde suyu bırakıyorum. Buraya gelmesi lazım. Burayı da kazıyorum aynı şekilde 2 blok. Böyle gidiyorum. Burası böyle kalacak. Burayı ellemiyoruz arkadaşlar. Şimdi bana ne lazım? Bana tabela lazım gençler. Tabellah. Tamamdır. Şimdi zombiler gelecek. Yalnız şurayı bir kıralım. Bir dakika. Şimdi şuraya bir tane tabela atıyorum. Tamam mı? Burası böyle kalacak. Bir tane de buraya atıyorum. Sonra buradan böyle yukarı doğru kazıyoruz. Tamam mı? Sonra burayı böyle kapatın gençler. Burası kapalı olacak. Burası açacağız. Çünkü burası yukarı çıkacak. Buraya sonra su koyuyoruz. Bunun bu arada böyle olduğuna bakmayın gençler. Bu çekiyor kendine doğru bakın. Mesela şu an böyle ama mesela bakın gideyim. Gördüğünüz gibi çekiyor. Sıkıntı yok. Böyle olabilir. Tamam. Bu şekilde yukarı doğru bir kazın gençler. Bir boşluk bırakıyoruz. Bakın bu tabelayı koyduk ya. Bunun üstüne su koyuyoruz.
Ondan sonra suyun üstüne bir tane daha tabela koyuyoruz. Ondan sonra tabelanın üstüne su, tabelanın üstüne su. Bu şekilde bir tabela bu su, tabela su. Ondan sonra gökyüzünden çıkıncaya kadar böyle yapıyoruz. Ondan sonra gençler şimdi ne yapacağız? Şimdi bu rahat güzelce çıkıyor, tamam. Şimdi bize ne lazım? Blok lazım. Hangi blok? İstediğiniz bloktan yapabilirsiniz. Ben yünle camdan yapacağım. Şimdi gençler bunu 20 blok kadar falan çıkaracağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Neden 20 blok kadar çıkardık gençler? Çünkü şeyden dolayı yaratıklar 20 bloktan düştüğünde falan bir vuruşluk canları kalıyor. Biz de bir vuruşta öldüreceğiz. Atıyorum ben bunu direkt getirebilirim. Canavarlar direkt suyla bize gelir. Ama hani 3 vuruş değil de 20 bloktan düşerse 3 vuruş değil de 1 vuruş atarsınız daha iyi olur. 3-4 vuruş atacağınıza 1 vuruş atarsınız. Hem daha karlı, hem kılıcınız bitmez, hem daha iyi olur, hem daha çabuk. Yani o yüzden şimdi burayı da cam kaplamadan önce buraya da suyun üstüne tabela. Ondan sonra gençler tabelanın üstüne su. Bu şekilde bir tabela bir su gelecek şekilde. Şu anda suları koymuyoruz ama ellemiyoruz gençler. Heh, tamam. Şimdi cam çekeceğiz buraya. Full bir şekilde camını çekin. Çek 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 çek. Bu şekilde. Çıkalım. Şimdi ne yapacağız gençler? Bunu bitti, tamamdır. Şimdi öncelikle bunun bir suyunu koyalım. Bu şekilde. Hop hop hop. Ops 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 ops. Deka şöyle 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 dedik mi? Evet. Şimdi ne yapacağız? Her güzel soru. Ne yapacağız şimdi? Şu camı kırıyoruz. Buraya yün koyuyoruz. Ondan sonra burayı böyle 7 blok falan çekmemiz lazım gençler. Bir dakika ya. Tam setleyelim. Tamamdır. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, bir dakika. 7, 8 blok gençler. 8 blok. Buraya da bir tane koyuyoruz. Tamam. Sonra 1, 2 blok çıkıyoruz. Hatta 3 blok çıkıyoruz. Ondan sonra burayı böyle 2 blok üzerine çıkıyoruz gençler. Bu şekilde. Bayağı güzel bir farm olacak. Hani kolay olacak. Tabi bunu daha kolay yöntemlerle de yapabilirsiniz. Ama bu daha çabuk, hem daha kolay. Uğraşmazsınız fazla. Şimdi bunu da kapatalım. Tamamdır. Bir dakika. Bu fazla oldu gençler. Bunu böyle de yapabilirsiniz. Tamamdır. Oldu gençler. Şimdi ne yapacağız? Bu şeyin ucundan tutacağız. Aşağı doğru bunu bu şekilde çekeceğiz. Şimdi gençler siz survival'da oynuyorsanız bu uçları da aynı şekilde aşağı doğru çekeceksiniz. Ama ben survival'da oynamadığım için direkt şöyle yapacağım kendim. Hop, tamamdır. Bu şekilde tamamdır. Şimdi ne yapacağız gençler? Bu yaratıklar düşünce direkt gelecekler önümüze. Şimdi şöyle yapıyoruz. Buraya bir tane koyuyoruz. Yine aynı şekilde böyle aşağı doğru çekiyoruz. Tamamdır gençler. Şimdi ne yapacağız? Hemen gösteriyorum. Şimdi cam çekeceğiz arkadaşlar. Yine aynı şekilde cam. Ondan sonra depolamayı göstereceğim. Ondan sonra videomuzun yavaşlamış sonuna geliriz. Şimdi bu şekilde bunlar buradan aşağı düşecek. Dediğim gibi gençler hem iskelet hem de zombi de yapabilirsiniz. Ama örümcek olma. Örümcek farklı isterseniz örümcek farm yapmayı da gösteririm. Ondan sonra gençler bir huni alıyoruz. Bir de şey alıyoruz gençler, sandık. Şimdi bu sandık, atıyorum evinize gitmesini istemiyorsanız yöntem. Şimdi şöyle yapacaksınız gençler, buraya bir sandık koyacaksınız. Bu şekilde. Ondan sonra huni koyacaksınız. Bir dakika şöyle. Aşağı doğru baksın bu huni. Ondan sonra gençler buraya bir iki de bir şöyle sandık koyun. Bu sandık açılıyor zaten, sıkıntı yok.
Tamamdır, burayı kapatabiliriz. Bu şekilde sandığı altına koyuyoruz. Ondan sonra yarım blok lazım bize gençler. Bu şekilde. Tamamdır abi. Hop, tamam. Bu şekilde gelen mobları öldüreceğiz gençler. Bir vuruş öldüreceğiz. Ondan sonra buraya düşecek XP'leri buradan alacaksınız. Bebek zombiler hiçbir şekilde buradan çıkamıyor gençler. Tamamdır. Burada bu şekilde alacaksınız. Eğer ki diyorsunuz hem bir tane etmez hem de ben bunları evime götürmek istiyorum. Evimiz sandık odası da şöyle. Sandık odası da yapmayı göstereceğim. Hemen şöyle bir tuzaklı sandık koyuyorsunuz gençler. Bu sandık. Sonra sandığın önüne tuzaklı sandık. Sandık. Tuzaklı sandık. Sonra tekrar sandık. Sonra bunların üzerine çıkıyorsunuz bu şekilde. Bu sandık mı? Evet. Ben 3 blok çıkacağım bu şekilde. Sonra böyle. Sonra böyle gençler. Tamamdır. Şimdi oldu. Şimdi ne yapacağız? Böyle dekorasyon falan istiyorsanız bu şekilde böyle kenarlarına bir çerçeve yapın. Deka şöyle. Sonra böyle bir şey işte. Bu şekilde gençler. Fazla sessiz kaldım biliyorum ama neyse. Sonra arkadaşlar yaptıktan sonra bu şeyin üzerine kapatacağız gençler. Bana bir taş versen. Tamamdır. Bu şeyin üzerine kapatmamız lazım. Ki karanlıkta spawn oluyor sadece bunlar. Sadece karanlıkta spawn oluyor gençler. Bu arada artık video atmayı düşünüyorum sürekli ama dediğim gibi iki tane sıkıntım var. Bilgisayarım çok fazla arıza yapıyor bu aralar. O yüzden yeni bilgisayar alacağım. Para biriktiriyorum. Bir de neydi? İnternet altyapımdan dolayı dediğim gibi. Şimdi ne yapacağız? Bu kadar basit gençler. Şimdi bunu bu şekilde kapatalım. Şimdi şöyle yapalım. Tamam mı abi? Huni versen bana tekrar. Huni nerede? Huni nerede lan? Burada. Gözümüzün önündeki şeyi görmüyoruz yani. Tamam. Bunu böyle koy. Sonra bunu böyle koy. Tamamdır gençler. Şimdi tamamdır bu işlem. Şimdi ne istiyorduk biz? Bunun buraya gitmesini istiyorduk abi. Tamam mı? Şimdi ne yapacağız onun için? Bize huni lazım. Yine. Bu sandıklarınızın arkasına geliyoruz gençler. Tamam mı? Ver abi şunu ya. Uzatma hadi. Tamam. Sonra böyle 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 koyuyoruz abi. Bunlardan bu şekilde bir sürü koyuyoruz. Koy abi koy koy koy. Tamamdır. Bu şekilde. Sonra ne yapıyoruz? Sonra abi bize bir item asansörü lazım. Onun için fırlatıcı alıyoruz. Yani İngilizcesi neydi bunun ya? F3 yapayım. İngilizcesi dispenser gençler. Bırakıcı alıyoruz gençler. Dispenser yani fırlatıcı. Şimdi bir tane de bize kızıl taş lazım. İki tane kızıl taş yenileyici. Bir tane de kızıl taş kanslaştırıcı. Yani kompretör. Şimdi ne yapacağız? Onu göstereyim. Bir de cam bloğu lazım. Bir de huni lazım. Bu kadar. Şimdi ne yapacağız gençler? Öncelikle fırlatıcıyı bu şekilde koyuyoruz. Böyle bu şekilde bakacak şekilde koyuyoruz gençler. Ama bunu birazcık şey yaptık. Buraya koyuyoruz. Sonra herhangi bir tane taş bloğu da olur. Bunu bu şekilde 9 blok önüne koyuyoruz. Bu şekilde. Sonra önüne bir tane kompresör koyup bunu açıyoruz. Sonra karşısına bir tane kızıl taş yenileyici. Sonra sağına veya soluna hiç fark etmiyor gençler bu. Koyuyoruz. Ben buraya koymayı tercih ediyorum. Bu taş koyuyoruz sonra bunun önüne. Herhangi blok da olur gençler. Taş şart değil. Yarım blok olmasın ama tam blok olsun. Çünkü sinyal gidiyor. Sonra etrafını şöyle güzelce bir kızıl taşla kaplıyoruz gençler. Ondan sonra ise gençler şu an işlemimiz tamam. Ne yapacağız peki? Bunun etrafına cam koyacağız. 3 blok. 3 blok bu şekilde cam koyacağız. Ya her dakika yağmur bu ne ya? Tamamdır. Bu şekilde 3 blok cam koyuyoruz gençler. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bu bakın bu sandığın en üstünden buna bakacak şekilde böyle koyuyoruz. Biraz ilerliyoruz. Sonra böyle ilerliyoruz. Böyle işte ilerliyoruz gençler. Tabi sistemi gizleyebilirsiniz siz, sıkıntı yok. Sonra tabi birazcık bu şeyden geldi böyle. Böyle gidelim. Tam böyle bunun önüne gelecek şekilde duruyoruz gençler.
Ondan sonra 3 blok da ya, bir tane daha çekiyoruz üzerine, 4 blok oluyor. Fakat şu önleri bir kırıyoruz gençler. Tam görün, şöyle yapayım. Burası böyle, tamamdır. Şimdi burası zaten kompresör. Burayı kapatıyoruz gençler. Şimdi burayı da kapatıyoruz. Burası şimdi bu Huni'ye bakacak şekilde bir Huni şey yapıyoruz. Bu şekilde. Şöyle abi, tamamdır. Şu anda işlem tamam. Gençler burayı kapatıyoruz. Ama burası açık kalacak. Çünkü buradan fırlayacak, oraya gelecek. Sonra bunun en üstünü kapatıyoruz. Orada bir tane boşluk var gördüğünüz gibi. Orası boş kalacak ki gelsin. Sistem çalışsın yani. Şimdi ne yapacağız? Sistemimizi buna bağlayacağız gençler. Burada Huni vardı bildiğiniz gibi bir tane. Bu Huni'yi şimdi buraya bir tane bu kompresöre bakacak şekilde Huni koyuyoruz. Sonra böyle. Sonra böyle, böyle, böyle. Bayağı bir Huni gerekecek gençler bu sistem için. Siz de başka farmlar yapmamı istiyorsanız yorumlara yazın gençler. Ona göre farmlar yaparım. Dakika, şuradan çıkalım. Öyle koyayım. Tamamdır. Şu anlık sistem bitti. Okey. Sonra bir tane de taş basamak koyuyoruz gençler. Bu şekilde. Tamamdır gençler. Şu anlık işlem tamam. Sistem bitti. Hatta şöyle de göstereyim gençler ben size. Bana birazcık bu taş versin abi. Tamam mı? Taş blok. Bakın şimdi. Sistem şöyle çalışıyor. Şimdi bakın. Buradaki malzeme gelecek buna abi. Tamam mı? Buna gidecek hepsi abi. Tamam mı? Sonra bu da ona götürecek. Daha gelmedi mi? Ha bakın, fırlatmaya başladı. Fırlatıyor gençler. Tabi böyle arada yere düşebiliyor. Sıkıntı yok. Zaten yeni Huni'ye giriyor. Sıkıntı yok gençler. Ve onun olmasını istemiyorsanız birazcık daha üzerine blok koyun. Sıkıntı yok gençler. Zaten fazla düşmüyor. Veya hiç düşmesini istemiyorsanız gençler şöyle bir şey yapın. Önüne bunun şey koyun abi, su koyun. Şöyle. Bunun önüne su koyun abi. 1.13 üstü zaten bu suyla çalışıyor gençler. 1.13 üstünde buraya su koyuyoruz. Şöyle. Böyle bunun üstünü kapatın. Bu böyle getirecek. Su zaten tutar atmaz. Bu şekilde gençler. Geliyor mu? Tamam geliyor. Sıkıntı yok. Yere dökülenleri toplayabilirsin. Zaten arada blok olduğu zaman gençler. Hani sistemi gizleniz ama blok koyunca bu yere fırlatmaz. Ha bir dakika. Tamam sıkıntı yok gençler. Şimdi gelin biz bir farmımızı çalıştıralım. Bu barışçıldı. Ben bunu normal yapayım. Şimdi farmımız bir çalışsın gençler. Bu arada gençler çalışmaya başladı. Farmın çalışması için 16 blok yakınında olmanız lazım. Yani nasıl diyeyim? Atıyorum burada spamlar var ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Mesela burada çalışmaz şu an. Bu kadar bir mesafede çalışır. Bakın böyle yukarı çıkıyor bunlar, gördünüz mü? İskelette de aynı. Yukarı çıkıyor, buradan da geliyor geliyor geliyor, aşağı düşüyor. Bir canı kalıyor. Ah bakın geliyor gençler. Gelsin. Görelim. Ah bak geldi gençler, gördünüz mü? Sonra buradan kılıç alıyoruz. Bir vuruşta ölüyorlar zaten. Gördünüz mü? Bir vuruş. Oradan o malzemeler, siz de XP alıyorsunuz. Malzemeler buradaki sandığa gidiyor gençler. Bakın dolmaya başladı bile sandık. Birazdan gelir bunlar da. Bekleyelim bize gelsin diğer zombiler de. Neyse gençler geliyor işte, sistem çalışıyor gördüğünüz gibi. Ben daha video şey yapacağım. Neydi, küçük resim yapacağım. Neyse gençler bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çıkalım bay bay. Bir de gençler artık video atacağım. Haftada bir video atmaya çalışacağım. Çünkü internet altyapım halen daha sıkıntı. Bu ay içinde bitireceklerini söylüyorlar. İnşallah biter de artık biz de haftada 2-3 tane video atmaya devam ederiz yine gençler. Dediğim gibi devam edeceğiz tekrar videolara. Gençler siz de kanalıma abone olup like atabilirsiniz. Bir sonraki videoda büyük ihtimalle farm videosu olacak. Onun ne farm yaparım bilmiyorum gençler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye. Kanalıma video like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye.